Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili izleyenlerimiz, FM TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Türkiye'mizin bir ucundan dünyamızın diğer ucuna kadar bizleri şu an izleyen bütün Müslüman, mümin, inanan, kalbinde zerre kadar imanı olan kardeşlerimize selam ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Mevla Teala bizleri dünyada beraber eylediği gibi yarın huzuru mahşerde cennet ve cemalullahında da beraber eylesin diyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, geçen hafta Sırat Köprüsü'nde her insana sorulacak 7 sualle alakalı bir konu başlamıştık. Bu 7 sualden geçen hafta ilk ikisi hakkında neydi onlar? İman ve namazla alakalı çok önemli ayet ve hadisler ışığında bilgiler vermiştik. Üçüncü olarak oruç, hac, zekat, gusül ve kul hakkıyla devam etmek istiyoruz. Şimdi oruçla alakalı bilgiler, ayet ve hadisler okumaya geçmeden önce şöyle bir ön girişte yapmak istiyorum kıymetli izleyenlerimiz. Sırat Köprüsü öyle bir yer ki kişinin amellerine göre orada muamele yapılacak. Ve ilk geçende, o Sırat Köprüsü'nden ilk geçende ümmeti Muhammed olacak. Yani bizler olacağız. Rabbim oralara gittiğimizde o sual için bizleri durdurduklarında İstenilen en güzel cevaplar ne ise verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şöyle bir misal vermek istiyorum. Sırat Köprüsü'nde 7 karakol, 7 karakol diyoruz ona. Yani durdurulacak 7 karakolla alakalı şöyle bir misal, şöyle bir benzetme yapmak istiyorum sizlere. Bugün Allah'ım düşürmesin tabii de dünyada işte herhangi bir şeyden dolayı karakola düşmüşsünüz. Orada da sizi işte içeriye almışlar. Ondan sonra karakolun artık sorumlusu kimse, işte artık oranın amiri kimse, şeyse memuru kimse, oraya telefon açıyorlar. Diyorlar ki falan falan, işte misal diyorum, yeğenim benim karakoldaymış. Onu diyor, eğer böyle hani çok çıkarılmayacak bir durumda değilse onu çıkarın. Niye? Çünkü çok önemli bir kişi oraya telefon açıyor. Sözü geçen, itibarı olan, orada efendim hani nazı olan bir kişi içeriye giren yeğeni için diyor ki onu bırakın diyor, yani tamam diyor, yani evet belki bir yaramazlık bir şey yapmıştır ama eğer çok ağır bir suçu yoksa tabii diyoruz. Onu bırakın dediği zaman orada nesi geçmiş oluyor arkadaşlar? İlla bir sözü geçmiş oluyor değil mi? İşte aynı onun gibi biz de o Sırat Köprüsü üzerindeki 7 tane karakolda durdurulduğumuz zaman İnşallah diyoruz, inşallah diyoruz. Bizi o karakollardan kurtaracak evvela Rabbimiz, evvela Rabbimiz. Rabbimize güzel kulluk yapabilirsek, kulluğumuzu güzel becerebilirsek, amellerimize dikkat edebilirsek o karakollardan sağ salim ve selamette geçeriz arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz. Ve de asıl burası için söylediğim, bizlerin dünyadayken yanıp tutuşmuş bizler için, ümmeti için kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuz için orada şöyle der mi Resulullah? İnşallah desin arkadaşlar ya, desin ya. O benim ümmetimdir. Benim ümmetimdendir deyip de oradaki karakollardan bizi hızlı bir şekilde ne yapsınlar? Geçirmiş olsunlar inşallah. Ama o karakolda da eğer hatırlanmak istiyorsak, çok önemli ifade kıymetli izleyenlerimiz, hatırlanmak istiyorsak o karakollara düştüğümüz o anlarda eğer biz oradan kurtuluşumuz için bir şeylere hani ümit beslemek istiyorsak, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evvela yoluna baş koyacaksın. Gönlüne gireceksin. Ümmet olduğunu hissettireceksin. Evet, hangimizin hatası yok, hangimizin yanlışı yok, hangimizin kendine göre eksikleri yok olabilir ama en azından düşe kalka da olsa o yüce peygamberin yolunda olduğunu
göstereceksin. Böyle olursan der ki oradaki meleklere, o benim ümmetimdir, onu bırak. Resulullah'ın da oradaki efendim itibarına, söz geçme durumuna da biraz bakmak lazım. Yani alemlerin Rabbinin sevgilisi, Habibi olan Muhammed Mustafa bu sallallahu aleyhi ve sellem sözü geçmez mi arkadaşlar? Rabbim orayı da en güzel şekilde becerebilmeyi nasip etsin. Yani o insanların sen de hesaba katılma durumu olacak. Hesaba katılmak istiyorsan hesabın içinde olacaksın. Ben de bu hesabın içinde olmak istiyor muyum? Hesaba katılmak istiyor muyum? Diyor muyuz kardeşlerim? O zaman o hesapta sen de yer edineceksin kendine. Burayı iyi hatırlayalım, iyi efendim anlayalım ki ona göre oralarda bize inşallah o karakollardan kurtulmamız için bize illa el atanlar olur inşallah. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, 7 tane yer dedik. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle, onu da söylemiş olayım inşallah. Pazartesi itibarıyla biliyorsunuz 3 aylar başlıyor. Önümüzdeki ondan sonraki perşembe de efendim Regaib Kandili. Önümüz bir de Çanakkale var bu arada. Yani 3 aylar Regaib ve Çanakkale bayağı bir yoğun bir konu trafiğine giriyoruz. Bu hafta bunu bitireyim de bundan sonraki haftalar. 3 aylar çünkü bir hikayeye sığdırılacağı için illa bir haftaya onu sığdırırız ama Regaib'i akşamında program olarak, konu olarak incelememiz lazım. Bunları da sıralamaya koyacağız. Bir de inşallah programın sonunda unutmam inşallah ama önümüzdeki haftadan itibaren kıssadan hisse programımızı artık salı akşamları 8'e aldık arkadaşlar. Bundan sonra bir hafta sonra önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak bu kıssadan hisse programımız salı akşamı aynı bu saatlerde 20'de yani akşam 8'de bundan sonra o saatlerde devam etmiş olacak. Evet, şimdi Sırat Köprüsü üzerinde 7 tane durak demiştik, 7 karakol demiştik. Geçen hafta evvela dedik ki bir insanın orada ilk sorulacağı ne demiştik? İman demiştik. Ondan sonra da namaz demiştik. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz bakın, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hepsi önemli, birbirine kıymetli ifadeler. Çünkü önümde ayetler var, hadisler var ama hani onu biraz da dikkat etme adına söylüyoruz. Bakın, sorgu sual kime biliyor musunuz kıymetli izleyenler? Arkadaşlar yazın. Sorgu sual, kabir, sırat, mizan, amel defterlerinin tartılması, işte orada yani karşısına alınıp da hesaba çekilecek kimdir biliyor musunuz? Ya Müslüman ya. Nasıl yani hocam? Ya kafire zaten sorgu sual yok ki. Kafire niye sorgu sual? Onun yeri belli zaten. Dünyadan son nefesini eğer tevbe etmeden çıktıysa, bakın zerre kadar da imanı olsa bunun dışında kalıyor biliyor musunuz? Onun için aman Allah'ım ya, şu imanlı olarak şu dünyadan göçmek ne büyük bir olay ya. Ne büyük bir olayı yani 360 derece derler tersine çeviren bir ölçü ya. Zerre kadar da kalbinde imanı varsa buna girmiyor. Yani ne o? Kafir olarak bu dünyadan, imtihan dünyasından çıkmış olmuyor. Ama tevbe etmemiş, tevbeye sarılmamış, ihtiyaç da duymamış, ne tevbe edeceğim? Benliği, kibri, küfrü onu artık almış, küfre götürmüş. Ve bu dünyadan da son nefeste böyle çıkmış. Bu adam hesap yok ya. Bu adama niye hesap sorsunlar? Niye sıratta onu durdursunlar? Niye kabirde sorgu sual tutsunlar? Tutulacak da tutulacağı taraf zaten cehennem tarafı. Bu adam zaten gideceği yer belli. Hocam sorgu sual kime? Sorgu sual Müslüman olup da, mümin olup da, ya çünkü her Müslümanın ameli, her Müslümanın yaptıkları aynı değil ki. Öyle bir Müslüman var, şu dünyada titreyerek yaşamış. Ne demek ya? Rabbim benden namazsa namaz istemiş. Yaparım tabii ki, Rabbim istiyor ya. Efendim oruçsa oruç istemiş, zekatsa zekat istemiş, haçsa haç istemiş, kul hakkına dikkat et dediyse kul hakkına dikkat, tabii ki edeceğim, niye? Rabbim istiyor diye böyle yaşayacak. Şimdi bu adamın ameliyle öbür tarafta ama haçmış, namazmış, haşa. Efendim oruçmuş, böyle vurdum duymaz, fark etmezi oynayacak şekilde bir hayat yaşamış ve bu şekilde de Allah'ın huzuruna çıkmış ama imanı var. İman olmasa zaten konu değil. Biraz önce anlattım ya. İmansız adama zaten bunlar niye sorulsun? Ama imanı var.
Gaflette yaşamış. Önemsememiş. O kıymetli saatlerini son derece yanlış, son derece ilgisiz. Yani yarın Mevla soracak. Kulum bu neydi ya buralar? Buralarda senin ne işin vardı? O kıymetli ömrü ben sana buralarda geçiresin için mi verdiğim dediği insanlar. Şimdi bu adamla öbür tarafta son derece dikkat eden adamın ameli bir olur mu arkadaşlar? Olmaz, olmaz. Olmayacağı için de bu sualler, bu sorular, bu bekletmeler kime? Kime? Müslümana. Kalbinde zerre kadar ölçüye bak, imandan başlar. Zirvesi artık üstü yok. Yukarıya doğru çıkar. Ama hocam geçen haftalar dediniz ki hani hiç efendim hani Sırat Köprüsü'nden geçmiş ama hiç neredeydi bu Sırat? Bu dünyada bir Sırat var diye öyle demiştiniz hocam. Hani bu 7 karakol mübarek doğru var, yine var onlar. Yine var. Ama neye göre belirliyor? Bak yukarıda söyledik. Sırat Köprüsü'ndeki durum kişinin amellerine göre. Yaşa orası gibi. Yani nasıl? Yani hiç Sırat Köprüsü'nden geçmiş, hiç anlamamış. Ona göre amel işle. Ona göre kaliteli Müslüman ol. E geç. Bu işin önünü Allah bırak kısmayı devamlı açık tutmuş ki kulun çok kazananlar olarak huzuruma gelsin diye. Ama sen önemsiz bir hayatla, böyle umursamaz bir hayatla, umursamaz bir yaşayışla oraya çıkarsan seni orada biraz o karakollarda tutarlar kardeşim. Suç işlemeyeni karakola alıyorlar mı? Durup dururken adamı karakola almış. Hiç duydunuz mu? Dünya karakolundan bahsediyorum. Hocam durup dururken adamı niye alsınlar? E durup dururken de Sırat Köprüsü'nde kimseyi o karakolları almazlar. Demek ki biraz yaramazlık yapmış ki oraya alıyorlar. Allah'ım oralara hiç uğramadan, hiç oralara yakalanmadan, o oralarda, o karakollarda terlemek de dünya karakolunu terlemesine de, sıkılmasına da, zorlanmasına da benzemez. Vallahi var ya, adamı iyi terletiler orada yani. Allah'ım oralara düşmekten de bizleri muhafaza etsin. Evet, Sırat Köprüsü üzerindeki 7 tane duraktan 3.'sü oruç arkadaşlar. Birincisi namazdı, birincisi imandı, ikincisi namazdı. 3.'sü Sırat Köprüsü üzerinde oruçtan sorgu suale tutulacağız. Sen dünyada Allah'ın emir olarak buyurmuş oldu. Hatta ayette söyleyeceğiz onu. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Bak ayetlere girmiş oruç. Şimdi bir insan tutup da orada orucu ben anlamadım, bilmediğim, işte yani ben o kadar ciddiyeti olarak bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum diyebilir mi? Diyemez. Ayetlerde var, hem de kaç yer. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey benim iman etmiş kullarım. Kütübe aleykümüs siyam. Oruç sizin üzerinize yazıldı. Kema kütibe alellezine min kablikum. Sizden önceki, yani ümmeti Muhammed'den önceki kişilere yazıldığı gibi oruç sizin üzerinize de oruç. Kütibe aleykümus siyam. Oruç size yazıldı. Yani yazıldı ne demek? Sizin üzerinize farz kılındı. Leallekum tettekun. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki sakınırsınız. Tettekunu sakınırsınız manası da veriyoruz. Umulur ki korkarsınız, anlarsınız. Değil mi? Yani Allah'ın bu büyük emrine ne yaparsınız? Dikkat edersiniz diye Allah orucu ayetlerde almış. Şimdi arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif de artık dedi ki önümüzdeki pazartesinden sonra artık 3 aylara giriyoruz. Zaten 3 aylardan sonra da hızlı bir şekilde Ramazan gelir arkadaşlar. Ramazan-ı Şerif'te çok kullandığımız ifadelerden bir tanesidir. Yani oruç farzdır. Bakın İslam'ın şartlarından biridir biliyorsunuz arkadaşlar. Oruç tutmak nedir? Farzdır ya, şarttır yani. Eğer oruç tutamayacak kadar senin vücudunu zorlayacak bir rahatsızlığın yoksa, bir zaruretin yoksa tutacaksın. Kişiye bırakılmamış. Namaz da öyledir. Oruç da öyledir. Hac da öyledir. Zekat da öyledir. Hepsi bunların nedir? İslam'ın şartları, olmazsa olmazları. Kelime-i şehadet zaten onu kelime-i şehadet getirmeden zaten İslam olamaz. Ya bir insanın iradesine bırakılmamış, kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bunları Allah istiyor, yapacaksın diyor. Yapmak zorundasın diyor bizim için ama. Bizim için.
Allah orucu sizin üzerinize farz kıldım diyor. Ramazan-ı Şerif, farz olan oruçtan bahsediyoruz ama Ramazan-ı Şerif'te tutulan farz oruçtan bahsediyoruz. O orucu, o bir aylık tutulan Ramazan orucu sizin üzerinize artık yazıldı, farz olarak kılındı. Buna dikkat edin diyor Rabbimiz. Ne büyük sevabı var ya, aman Allah'ım, oruç, bakın her amelin, mesela namaz kılmanın karşılığı vardır, zekat vermenin karşılığı vardır, hayır işlemenin karşılığı vardır. Akrabaya, şuraya buraya işte ile bir şekilde faydası olmanın, insanın işte karşılığı vardır. Yapılan diğer amellerin karşılığı vardır ama oruç ibadetinin karşılığı yok. Nasıl yok hocam? Karşılığı yok derken var da dünyada biz bilmiyoruz. Çünkü Mevla Teala diyor ki evet, her iyiliğe karşı Allahu Teala 10 misli sevap verir. Hatta bu 700 misline kadar da çıkar. Ama diyor oruç ibadeti Rabbimiz içindir. O diyor oruç ibadeti, Allah der ki o bana mahsustur. Onun mükafatını ben vereceğim. Yarın Allah'ın huzuruna bir çıktık. Öyle bir ameller, öyle bir şeylerle karşılaşıyoruz. Yani öyle bir mükafatlarla, ecirlerle karşılaşıyoruz. İnsan şaşıracak. Yani her şeyin karşılığı var ama diyor bu neyin karşılığında bana verildi de şaşıracakmış. Ne yaptım ki ben bu kadar büyük mükafat bana verildi diye insan orada tabii sevinecek de başka mesele de taaccup ederek hoşlanacak, razı olacak denilecek ki işte okula inşallah biz onlardanız, inşallah arkadaşlar, kıymetli kardeşlerimiz, inşallah biz onlardanız diyecekmiş ki, diyecekler ki ona sen dünyadayken Allah'ın farz kıldığı sırf Allah için oruç tuttun ya, işte onun karşılığı. Rabbim buraları da en güzel şekilde anlamayı nasip eylesin. Likulli şeyin zekatun ve zekatul cesedi savmu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her şeyin zekatı vardır ve zekatul cesedi, cesedi yani bedenin de zekatı, savumu oruçtur. Bir insan bir aylık oruç tutmakla beraber, tabi bu farz olan, bunun dışında bak Recep-i Şerif'in önümüzdeki pazartesi 3 ayların başıdır değil mi? Başında oruç tutabiliriz. Ortasında tutabiliriz. Sonunda tutabiliriz. Şaban'da da aynı şekilde Ramazan zaten farz tutmak zorundayız. Veya pazartesi, perşembe oruçları tutabiliriz. Yani bugün farz oruçların dışında nafile oruçlar da var mıdır? Vardır tabii ki, onları da tutabiliriz ama biz şu an insanın yani yapmakla mükellef olduğu, farz olduğu Ramazan-ı Şerif orucundan bahsediyoruz. Her şeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin zekatı vardır. Bedenin de vücudun da zekatı oruçtur. Allah'ım oruçlarımıza da en güzel şekilde efendim dikkat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Arkadaşlar bu hafta bitireceğim, onun için birazlandırayım. Dördüncü olarak Sırat Köprüsü üzerinde kişiye sorulacak soruların dördüncüsü hac. O da aynı söyledik ya biraz önce, İslam'ın farzlarından olan hac ibadeti. Yalnız bu kime? Şimdi bunlar mali ibadet. Bazı şeyler var ki hem mali hem bedeni. Bunlar mali yani maddesele dayanan. Hac kime farz arkadaşlar? Hac dinen nisap miktarına ulaşmış, dinen zengin olan, zenginlik derecesine ulaşmış kişilere farz. Yoksa bunun dışında maddesel bir gücü yok. Henüz daha nisap miktarı dediğimiz yani 81 gram ve geride bırakacağı insanlara, ailesine iaşe bırakacak kadar ve hacca gidip gelecek kadar parası olup da bu şekilde olan kişilere harç farz. Ama bunun dışında kalmış o kadar imkanı ve durumu olmayan bir kişiye Allah zorlamamış, haccı ne yapmamış, farz kılmamış. Ama eğer ki böyle bir durumu olan bir kişi, bak peygamber buyuruyor, men eradel hacce fel yeteaccel. Her kim hacca, men erade, irade ederse yani isterse, murat ederse, fel yeteaccel, onda acele etsin. Şimdi hocam öyle diyorsun ama tamam, ben dinen zenginim, durumum da var, imkanım var, gitmek istiyorum ama
yazılıyoruz. Hani kura meselesi var, kontenjan var ya efendim. Bu sene çok etrafımdan özellikle soruyorum. 10. senelere çıkmış. Çok az böyle tek tük belki de duyulmayacak kadar az. İşte 2 senelik, 3 senelik, 5 seneliklerine. Normalde 10. sene. Hatta Sefaköy cemaatimden bir tane abimize 10. senedir birkaç tanesine hatta bu sene çıktı. Yani bir insan demek ki 40 yaşında yazılsa 50 yaşında gidecek demektir yani. He hocam şimdi tamam Allah bana bunu farz kıldı ama ben ama şimdi yazıldığım halde geçiyor. Sen vazifeni yapacaksın. Eğer hac senin üzerine farz olduğu an yazıldıysan ondan sonra senin artık iradenin dışında kalıp da gitmek istediğin halde sen hani kontenjandır efendim işte kuradır şu budur deyip de gidemiyorsan o senden çıkar. Ama bugün öyle kardeşlerimiz var. Öyle kardeşlerimiz var. Adama 30 yaşında hac farz oluyor. 60 yaşında hac tehir ediyor. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun kardeşim ya? Sen 60 yaşına kadar, sen de 30 yaşındayken gitmeye durumun vardı, imkanın vardı. 30 sene, 40 sene sonrasına belki daha derken olabilir. 40 sene sonrasına hac erteliyorsun. O zamana çıkmaya efendim durumun mu var yani? Öyle bir elinde bir senet mi var derler yani. Bakın bir hadis-i şerif okuyacağım. Biraz ağır ama ne yapalım arkadaşlar da anlatmayalım bunlar. Bunlar önemli ifadeler, önemli bilgiler ya. Çünkü bu işlere karşı çok gevşek olan Müslüman kardeşlerimiz var. Gideriz diyor adam, gideriz. Gideriz diyor. Ya abi diyorsun, amca diyorsun. Bak sen şu an dinen zenginsin. Bırak bir kere, yani üç kere, beş kere, on kere gidecek imkanın var, durumun var. Şu hacca gitsene diyorsun. Gideriz diyor. Ne zaman? İşte giderizin ucu açık. Bırak yazılmayı, daha adam niyetine girmemiş. Yaşı da 50-60. Üzülerek söylüyorum. Çok yakın civarda komşularımızdan yani birçok biliyorum da ne şey olarak söylemeyelim. Hacca gitmeye durumu olduğu hem de birçok yere 3-5 kere gidecek durumu olduğu halde hacca gitmeden bir ölen insanlar tanıyoruz. Yaşları da 70-80. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kimin hacca gitmeye gücü yettiği halde gitmiyor ise ya şuna bakar mısınız ya aman Allah'ım ya biz böyle anlamamışız arkadaşlar ya. Hacca gitmeye gücü yettiği halde ama diyorum. Geçen hafta söyleyeceğimi söylemiştim, burayı okuyacağımı söylemiştim. Her kim nisap miktarını geçip dinen zengin olma ölçüsüne gelip ve durumu da buna müsait olduğu halde hacca gitmiyorsa, kendisine farz olan hacca gitmiyorsa Yahudi ve Hristiyan olarak ölmekten korksun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben demiyorum arkadaşlar. Sen şimdi 20-30 sene sonrasına efendim gün biçiyorsun. Ya sen o zamana çıkmaya günün mü var senin, yani elinde gücün mü var? Yarına çıkmaya durumumuz yok. Sen bu kadar ya ucu görünmeyen tarihlere nasıl Allah'ın kulum senden istiyorum dediği farz dediği hacı bu kadar ertelersin ya. Rabbim bizleri muhafaza etsin ya. Evet. Bak sevabını da söyleyelim. Hocam hep şey cezalarından mı? Söyleyelim. El haccul mebrur leyse lehu ceza illel cennet. İki tarafta bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el haccul mebrur. Mebrur olan haccın karşılığı leyse lehu ceza yani mükafatı illel cennet. Cennettir diyor. Ki bir insan biliyorsunuz halis niyetlerle ama halis niyetlerle öyle öncesinden girmeyeyim yine oraya da peşin niyetlerle değil halis niyetlerle hacca gittiği halde orada da güzel bir şekilde vazifesini yaptığı durumlarda Allah onu her türlü temizliyor. Her türlü temizliyor. Her türlü günahından da temizliyor. Tertemiz annesinin kanından doğduğu gibi memleketine tertemiz amel defteriyle döner. O insan orada ölse tertemiz defterle Allah'ın huzuruna çıkacak. İllel cennet işte. Cennete işte. Onun için hac vazifesine dikkat etmemiz lazım. Sırat köprüsü üzerinde iman, namaz, oruç ve hac. Dördüncü olarak haçtan sorulacağız. Beşinci olarak zekattan sorulacağız arkadaşlar. Zekat aynı şekilde mali ibadetlerden. Yani kişinin zekat verebilmesi için dinen zengin olması lazım.
dinen o 81 gram altının üstünde işte parası, işte altını, bunun gibi bu kıymette olan mal olması lazım. Bu şekilde olan kişi de 40'ta biri ya. Çok da böyle yani gözünüzde büyütmeyin. Ya bugün 10 milyarda 250 lira yapar ha, yanlış anlamayın yani. Öyle çok zekat deyince böyle insanlar zekat mı? Ki zekat kişinin malını temizliyor ha. İnsandan çıkmıyor. Çok önemli bilgi vereyim size. Bunları biraz konu olarak içeriğine giriyorum ama olsun. Olsun. Bunlar bilin ki ona göre, çünkü işin ehemmiyetine vakıf olalım. Bir insan, dikkat et kıymetli izleyenim, bakın. Yani bir insan burayı nasıl kaçıracak? Nasıl burayı yani almayacak yani? Bir insan eğer zekatla mesulse, dikkat et. Arkadaşlar şunun sesini biraz kızın. O mikrofon çok sesime ses geliyor. O dinen zengin olma zekat verme durumuna gelmişse, eğer onu veriyorsa, o zaten verdiği için hem malını temizlemiş olacak, hem de Allah'ın farz dediği bir ibadetten mesuliyeti düşecek. Vermemişse dikkat et. Ya bunu anlamıyor ya. Ah be kardeşim benim be. Hocalar derken hemen kalbiniz oynuyor. Ne oynuyorsun? Senin neyine konuşuyor mübarek ya? Senin kurtuluşuna konuşuyor. Senin vebaline konuşuyor. Vebale girmeyesin için konuşuyor. Bir insan her ne kadar olursa olsun, bir kuruştan tut yukarı doğru çık, zekat verme yükümlülüğü olduğu halde vermiyorsa, evvela bir, o ondan çıkacak. Çıkıyor ha. Neyinden çıkar hocam? Hastalığından çıkarıyor Mevla. Kaza belasından çıkarıyor. Efendim her türlü ondan, bereketinden çıkıyor. Ve çıktığı gibi, bakın dikkat et, önemli olan burası. Çıktığı gibi sorumluluk da ondan düşmemiş oluyor. Ya iki türlü zarar be kardeşim ya. Ya ne gerek var ya? Ya ne gerek var? Hem vermediğin halde o vermen gereken kadar, ha vermen gereken kadar, zekat vermen gereken kadar senden o hastalıktan, kazadan, beladan, hırsızlıktan, efendim bereketinden çıkıyor. Bu bir. İkincisi de sorumluluğu da senden düşmemiş oluyor. E be kardeşim, böyle bir zarara, iki tane zarara niye girersin sen ya? Allah katında da hesabın var. Rabbim bu tehlikeye düşmekten bizleri muhafaza etsin. 3-4 sene önce yapılan tespitlerden bir tanesidir. İlgi alanım olduğu için bunu konuma almak istiyorum. İnceledim ama özellikle söylüyorum. Evet, zekatı olup da vermeyenlere gidecek biraz iş ama eğer Türkiye'de zekatla memur olan zenginler zekat vermiş olsa 4 sene sonra deniliyor. 3-4 sene önceki tespitten bahsediyorum. Şu an aşağı yukarı oralardadır yani. 4 sene sonra memleketimizde, Türkiye'de, Türkiye'deki zekatla mesul olan, memur olan, üzerine zekat düşen kişiler zekatlarını vermiş olsalar 4 sene sonra Türkiye'mizde zekat verecek fakir, fukara, ihtiyaç sahibi kalmıyor. Demek ki verilmiyor arkadaşlar. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Evet, 5. olarak ne dedik? Sırat köprüsü üzerinde kişinin sorgu suale tutulacağı, efendim 7 yerden 5.'si neymiş? Zekat. Buralardan hesaba çekileceksin. 6 sıratın neydi arkadaşlar? Sırat köprüsü geçen hafta mıydı? Ondan geçen haftaydı galiba. Evet, geçen hafta söylemiştik. 1000 sene yokuş. 1000 sene düz, 1000 sene de iniş. 3000 sene. 6 cehennem. Bunları biz niye anlatıyoruz arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz? Buralardan hesap var, hesap. Kıymetli kardeşim, namazdan evvela iman dedi. Zaten iman olmayan sorgu suale yok demiştik. Namazdan sorgu suale tutulacağız. Oruçtan, haçtan ve zekattan. Şimdi şu 6. madde, ya inanın ben bak senelerdir, aşağı yukarı 20 senedir kürsülerde olan bir hoca kardeşiniz olarak, yani biliyoruz ama hani konu işleyince bir değişik bir taaccüple taaccüp ediyorum ya. 6. madde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sırat köprüsü üzerinde sorgu suale tutulacağımız, efendim durdurulup da hesap sorulacağımız
Altıncı durak gusül abdesti ya, gusül ya. Şimdi ben inanın kendi kendime soruyorum. Yani nasıl ya? Müslüman bir memleket, öyle değil mi? %99 bir Müslüman olan bir memleket. He, Sırat Köprüsü üzerinde zaten de dedik ya biz Müslümanlara biz efendim sorulan bir soruydu bu. Gusülden sorulacağız ya. Rabbim bizleri gerçekten muhafaza eylesin arkadaşlar. Evet. Evet, bir Müslümanın Sırat Köprüsü üzerinde gusulle alakalı sorulara tabi tutulması gerçekten insanı hayretlere düşürecek bir olay arkadaşlar. Yani Müslüman ya bu, adı Müslüman ya. Bir insan hani gusül abdestinden de arkadaşlar niye o zaman ya bu maddelere niye girmiş, niye oradaki duraklara girmiş diye insan düşünmesi lazım. Demek ki belki var ya ki şimdiki zamanda bile öyle de demek ki bu bir sonraki nesil durumu nasıl bir hal olacak ki? Nasıl bir durumda olacak ki? Bir hocamız bir gün diyor sohbetten çıktım diyor, evime gidiyorum diyor. 60 yaşlarında diyor bir amca diyor beni yolumu çevirdi. Böyle utangaç bir halde diyor ki sıkıla sıkıla tabii. Hocam diyor bir şey söyleyeceğim ama diyor utanıyorum. Buyurun diyor buyurun sorun. Cevaplarız eğer elimizden geldiği kadar. Ben diyor kaç yaşında? Ben diyor 60 yaşında. Ben diyor gusül abdesti almasını bilmiyorum. 15 senesini çık, 45 sene bu insan ne gezmiş? Gusülsüz gezmiş. Allah buraya aldıysa bunda ne var? Allah'ın bir takdiri, bir hikmeti var ki. Onun için evvela anneler, baba, özellikle baba, daha çok erkek çocuklarına babadır, kız çocuklarına da annedir. Efendim, çocuklarını iki türlü alacaksınız. Evvela bu işi öyle utanırım, işte ben nasıl öğreteyim, öyle bir şey yok. Alacaksın karşısına çocuğu, kız çocuklarına 9-12 yaş aralığındadır. Erkeklerde de 12-15 yaş aralığı alacaksın. Oğlum, kızım, işte bak hani o cünüplüğü gerektirecek hal sende olduğu andan itibaren ne yapacaksın? Hemen tepeden tırnağa kadar boy abdesti dediğimiz iğne ucu, hani tabir olur ya, tarif kalmayacak şekilde artık senin o halde halin olduğu zaman ne yapacaksın? Banyo yapacaksın, duş alacaksın diye böyle anlatacaksınız. Öğretmiyorsun çocuk da yani illa duyar, duyuyordur, illa da biliyordur öyle bir şey ama velev ki de anlamamıştır, duymamıştır. Veya işte bu aralara bu nesiller yine iyi de bir sonraki neslin durumuna hiç düşünemiyoruz. Müslüman olan bir kişiye gusülden soracaklar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim nesillerimizi. Ecdat ki bak şu an Çanakkale'yi 18 Mart'ta Çanakkale'yi anlatmaya başlayacağız dedim ya. Ecdat ki değil gusülsüz, abdestsiz şu vatan topraklarını abdestsiz basmamışlar, abdestsiz. Sen gusülsüz gezeceksin. Bunun vebalini kim verecek ya? Evvela anne baba. Evvela anne babalar. Sonra da o işi tabii vazife olarak da evvela da anne babalardan sonra da kendisi. Sen bu kadar bu işten nasıl uzak durdun? Nasıl bu kadar bu işten şey durdun? Yani böyle bir şeyde nasıl cahil kaldın diye kendisine de ne derler? Hesaba çekerler. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Evet, yedinci olarak arkadaşlar Sırat Köprüsü üzerinde bu akşam bitireceğim dediğim kişiye sorulacak, hesaba tutulacak yedinci yerde kulakları arkadaşlar. Şimdi saydım. Evet, hepsi gerçekten önemli duraklar, önemli sualler, insanı zorlayacak önemli yerler ama şu kulak var ya,
çok zor bir yer ya. Yani neredeyse imkansız diyeceğim ama işte imkansız, Allah'ın rahmetinde imkansızlık olmaz ama neredeyse imkansız yani. Hocam niye öyle diyorsun? Bakın, kıymetli izleyenlerimiz, dünyanın bir ucunda beni izleyen kardeşim, Türkiye'mizin her tarafından bizi takip eden kardeşim, biz kulaklarını da tam böyle geniş çapta düşünmüyoruz. Yani bugün kul hakkı dediğin zaman gideceksin bir adamın malını gasp edeceksin, onun malını elinden alacaksın. Değil ki, evet o da kul hakkı, doğru, o da kul hakkı. Ama sadece o değil ki ya. Sadece o değil ki. Üzerinde, efendim, bir kişi diyor bak, kul hakkı, hırsızlık, tarifini yapmışım şurada. Hırsızlık, gasp, kul hakkı olduğu gibi kişi, karşısındaki kişinin kalbini kırması, iftira atması, o kişi hakkında gıybet etmesi ve onun zerre kadar kalbini kırması da kul hakkıdır. Sadece karşıdaki işte hakkına girdiği insanın malını elinden almak değildir ki kul hakkı ya. Onu üzecek, onu kıracak, onu rencide edecek, kalbinde ağırlık oluşturacak, kalbini efendim yani son derece kişilik hakkını elinde alacak bir duruma sokman da kul hakkıdır. Bir Müslümanın kalbinin kırmasının da ölçüsünü yine Peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kalbül müminu beytullah, mümin kulun kalbi Allah'ın beytidir. Bugün Kabe'deki beyt de Allah'ın beytidir ama evet, ama mümin kulun kalbi Allah'ın, benim beytimdir diyor mümin kulun kalbi ya. Bir Müslümanın, bir müminin kalbini kırmak 70 kere Kabe'yi yıkmaktan, Kabe'yi efendim yıkıp geçmekten daha büyük günahtır, daha büyük vebaldir. Şimdi diyoruz ki ya kardeşim benim ya, yapma diyorsun. Yok ya, ben bu işte artık ümidimi kestim ya. Gerçek hocam, ne demek o? Diyorsun ki Müslüman kardeşimize diyoruz ha. Yapmaması gereken de karşıdaki yine Müslüman kardeş. Diyoruz ki ya kardeşim yapma diyorsun bak. Ya yapma diyorsun ya. Ya sen Müslüman değil misin? Evet diyor. O ne? E o da Müslüman. Ya bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini kıramaz. Böyle bir lüksü yok. Böyle bir şey yapmaya ona o verilmedi. E ben yaparım. Yapar mısın? O zaman diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim karşındaki mümin kardeşinin, Müslüman kardeşini üzdüğü nispetince, kırdığı nispetince aynısını Allah ona yaşatacak. Yaşatıyor da zaten. İnceleyin, yaşatıyor da zaten. Yani insan biraz şöyle düşünse, ben karşımdaki insanı iftira atarken, onu gıybet ederken, onu üzecek bir şey yaparken aynısı bana dönecek bu da. Ne diyor çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah o kişi, kimi kırdın sen, kimi üzdün, kimi rencide ettin, aynısını mislince yaşayacaksın. Onu ona yaşattırmadan, o mislince o zararının karşını ona çektirmeden huzuruma almayacağım diyor Mevla. Sen meğer anlamadan kendine oku atmışsın ama ok kendine dönüyor. Yani zararı kendine dönüyor, farkında değilsin. Bindiğin derler ya, bindiğin oturduğun dalı kesiyorsun, farkında değilsin. Yapma diyorsun kardeşime ya. Müslüman kardeşin hakkında ama hocam işte onun şöyle bir yanlışı var, öyle bir hata var. Ya sana ne? Sen ne karışıyorsun? Haşa, onun Allah'ı var ya. Sen misin onun yaratıcısı ya? Sen mi onu affedeceksin yani? Becerebiliyorsan, yapabiliyorsan onun hakkında tevbe et, istiğfar et. Özür dile onun adına Allah'tan. Veya yapabiliyorsan yine aynı şekilde ne yapacaksın? Onu böyle kenara çekip, ama insanların ortasında değil, kenara çekip kardeşim yapma bak. İçki içiyorsa ondan dolayı. Efendim kumar oynuyorsa aynı şekilde. Zina ediyorsa aynı şekilde. İftira ediyorsa aynı şekilde. Gıybet ediyorsa aynı şekilde. Bunu artık her türlü günahlar alabilirsiniz. Diyeceksin kardeşim bak yapma. Bak yapma. Bu yanlış. Bu hata. Bundan dolayı ceza çekersin. Allah'ın huzurunda hesap verirsin. Mevla bunu sana sorar. Bu yanlıştır, haramdır. Allah buna müsaade etmez diye tatlı tatlı onun iyiliğini hesap sorar gibi de, onun böyle hani karşına alıp da onu küçümseyerek değil, onun iyiliğini düşündüğünü hissettirerek
karşındaki Müslüman kardeşini böyle kenara, ortada demedik değil mi? Kenara çekip ona güzel güzel anlatabiliyorsun. Eğer bunu beceremiyorsan yapma. Sen ne yapıyorsun? Allah seni yakar. Sen deme ya. Allah seni cezalandırır. Allah seni çarpar. Sen deme deme sen. Bırak bırak. Kalsın o kalsın. Adamı sen daha fena küfre götürürsün. Küfrünü artırırsın sen. Sen deme. Tatlı dili kullanamayan adam lütfen demesin. Adamın nefsini hepten damarına basarsın, küfrünü artırırsın. Allah muhafaza eylesin. Kulakları çok geniş bir konu. Çok da büyük bir konu. Yani bugün bilmiyorum ki kardeşim ya. İnan samimi söylüyorum kıymetli izleyenlerimiz. Şu kul hakkına takılmayacak Müslüman, mümin. Dedim ya neredeyse imkansız ama işte imkansız diye bir şey yok diyeceğimiz için zor ki ne zor. Her zaman yaşadığımız bir konudur. Ya yalvarıyorsun, yakarıyorsun. Ya bak bu Müslümanların aleyhine olmak kafirin işine yarıyor. Ekmeğine yağ sürüyor. Yapma diyorsun ya. Ya yapma diyorsun ya. Ya bu Müslümanların aleyhine olma diyorsun ya. Mümin kardeşinin efendim karşısında onu üzecek hareket yapma diyorsun. Acayip bir imtihan ya. Bu fitne imtihanı. Bu yani insanların aleyhinde olmak imtihanı. Adam gibi adamların işi. Ben artık en son ona karar verdim. Yok be. Hoca da olsa fark etmez. Fark etmez. Şu da olsa fark etmez. Bakın yani kaliteli adam istiyor. Kaliteli adam. Adam gibi adam istiyor. Öyle. Adı hoca yaptığı şeylere bak hiç alakası yok. Ne lazım senin hocalığın? Kendinle beraber herkesi perişan ettin. İslam'ı insanlara perişan ettin. Şu kisvedeki insanları bunlar da bunu yapıyorsa bu İslam'ın hali ne olacak dedirttin ya. Ne olacak senin? Senin hocalığından ne olur? Yapmasaydın o hocalığı daha iyiydi. En azından millet tanımaz seni de zararın olmazdı. Bak gördün mü? Bir girdik oraya Selim Hoca bir anda şeyi değişti. Zarar veriyor. Zarar veriyorsun. Şu kisvedeki şu güzelim sarı cübbeyi şalvarı peygamber kisvesini insanlara perişan etti. Yazıklar olsun. Rabbim o tehlikeye de düşmekten bizleri muhafaza etsin. Kimsenin aleyhine olmayacaksın. Zaten o insan yapıyorsa zararını zaten çekecek. Allah'a bir yanlışı varsa, haram işliyorsa zaten zararını çekecek. Sen ne karışırsın ona? Sen bırak onun hakkında en azından duacı olsana, yalvar yakarsana. Ya Rabbi bunu affet desene. Nerede? Nerede? O her adamın kârı mıdır? Kaliteli Müslüman ister. Kabı böyle var ya kabı. Kıymet ister, kıymet ister. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Evet, kulakları çok önemli bir konu. Bizleri son derece ilgilendiren bir konu. Ve inanın diyorum, hepsi zorlar diye düşünüyorum ama herhalde diyorum inşallah iman, zaten imanı geçeceğiz. Çünkü imanı olmayan zaten dedi ki bu 7 tane sualden en çok zorlanacağımız yerde bu kulakları diye düşünüyorum arkadaşlar, kıymetli kardeşlerimiz. Onun için sakın ha sakın kimsenin üzerinde hakkınız olmasın. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Bakın hesaplaşmayı da söyleyeyim, yavaş yavaş da bitireyim. Mesela bir insanın hakkına girdin, kul hakkına girdin. Mevla sizi hesaplaştıracak. Karşılıklı karşılaştıracak sizi. Evvela soracak, kulum bu kulumu affediyor musun? Bak kime bırakıyor Mevla? Hak sahibi olan kula bırakıyor. Bu kulumu affediyor musun? Şimdi adam bir bakacak. Vallahi dünyada da iyi yüzmüş ha. İyi böyle ezmiş. İyi kişilik haklarını almış. İnsanı böyle orada iyi bir yani iyi böyle zorlamış. Bir kişi karşısına dikilecek. Şöyle bir bakacak adama. Rabbimizin de huzurundayız şimdi. Yani evet orada affetmemek de iş değil ama ben gönlüme şöyle diyorum. Ya Rabbi diyorum sana bırakıyorum. Affederim diyemeyeceğim. Sana bırakıyorum. Affetmek çünkü affetmemek yakışmaz yani. Ya Rabbi sana bırakın. Affedersen de sensin, affetmesen de sensin. Bak ne kadar ağırlık olmuş ki o öyle büyük bir anda bile insan evet büyükler affetme taraftarıdır. Amenna. Amenna. Rabbim sen bilirsin zaten diyeceğiz, geçeceğiz karşıya. Bir de affetmese başlayacak o alacaklı karşısındaki kendi hakkına girene sevaplarını almaya.
Bak bak bak, hesaplaşmaya bak. Evet, sevaplar bitti. Ama adamın alacağı bitmedi. Ne yapacak biliyor musunuz kardeşlerim? Günahları buna yüklenecek. Ya kolaydı, kolaydı. Yani her türlü yaptın yanlışları, her türlü haklara girdin. O sana kar mı kalacaktı? Dünyada da cezasını çektin de ahirette bak hesaplaşmayı söylüyorum. Adamın günahları, sevapları, sevaplarını alacak. Yetmez, günahları da ona yüklenecek. Hakkına gelene insana yüklenecek. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Vallahi soru alacaktım ama arkadaşlar herhalde bir iki dakika var. Şöyle bir tane soru alayım en azından, almadı demezsiniz. Evet, Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Konu dışı sorular. Hocam Allah sizlerden razı olsun demiş bir izleyenimiz. Evet, hacca yazıldım ama diyor 7 senedir hacım çıkmıyor. Ben yine sorumluluk sahibi miyim? Onu cevaplamışım herhalde, orayı kaçırdınız. Sen farz olduğu andan itibaren de eğer üzerine farz olduğu andan itibaren yazıldıysan, yani artık ben bu işe tamam, Allah bunu emrediyorsa yazıldıysan, o senin dışında kalıyor. Ondan dolayı o artık iradenin dışında beklemelerden, işte kotalardan veya işte kurallara girdiğinden dolayı sorumluluk sahibi olmasın. Ama farz bindiği andan itibaren inşallah. Sefaköy'den Kadıoğlu soyadlı bir ablamız göndermiş. Sorusu emeklilik caiz mi demiş. Onu Mesut Hoca'ya sorarsınız. Mesut Hoca iyi cevap verir ona inşallah. Onun dışında da evet, konu dışı sorular çok. İnşallah onları da cevaplamaya çalışırız. Rabbim hepinizden razı olsun. Mevla Teala anlatılan şu 7 tane duraktan en güzel şekilde ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Mevla Teala şu sırat üzerindeki zor yerlerde bizlere gerçekten kolaylıkta, hatta kolaylık bile demiyoruz, hiç uğramadan hızlı bir şekilde oralardan kendini sıyıran kaliteli, ameli yüksek, derecesi yüksek kullarından eylesin. Önümüzdeki pazartesi günü Recep-i Şerif'in biridir. Oruçlarımızı tutmaya gayret edelim eğer herhangi bir zaruretimiz yoksa. Önümüzdeki hafta kıssadan hisse programımızı söylemiştik. Salı akşamı yapacağız. Aynı 8'de başlayacak. Önümüzdeki hafta salı başlıyoruz. Ondan sonraki perşembede regaib konularımızı büyük ihtimal 3 aylar ve regaib olarak da belirleriz. Rabbim sizlerden razı olsun diyoruz. Haftaya huzurlarınızda olabilme ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.